AK Parti Ordu Milletvekili Şener Yedi Yıldız, tepki çeken, biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım, sözlerine ilişkin açıklama yaparak, haddini aştığını söyledi. Eyvallah, ben belki haddime aşmışımdır, o kadar büyük bir saldırıya uğradım ki, feleğim şaştı, dedi. Yedi Yıldız, Yerel Televizyon Kanalı TV 52'deki, gündem programında sunucu Samet Yaşar Yıldız'ın, Tayyip abiye ihanet etmeyelim, sözlerinin ne ifade ettiği sorusuna, Tayyip abiye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım, ayakkabısını elimizle yalamamız lazım, yanıtını vermişti. Odat ve ye konuşan Yedi Yıldız, partisinin de tepkisini çeken sözlerine ilişkin şu açıklamayı yaptı. Ben, bu ifadeleri bir yerel televizyonda konuştum. Ve benim konuştuğum ifadeler, yerel ifadelerdir. Bizim yöremizde insanların rahatlıkla kullandığı ifadelerdir. Bu ifadenin arkasında herhangi birisine hakaret yoktur ve beni bilenler bilir. Ben şimdiye kadar menfaatim için ne kimseye yalvarmışımdır, ne de başka türlü şeyler yapmışımdır. Bu konuşmamın öncesinde bir takım olaylar anlatılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin başında dimdik durduğu için bu yerel ifade kullanılmıştır. Bizim yöremizde bu ifadeler normaldir, kullanılır. Bu konuşmayı yapıp bir şeyler elde edeyim düşüncesi kesinlikle yoktur. Ben şuna şaşırıyorum, ben bu konuşmayı yapmışım ayıp etmişim, eyvallah. Ama ben memleketi satmamışım, kimseye hakaret etmemişim. Şaşırdım kaldım, o kadar büyük bir saldırıya uğradım ki, feleğim şaştı, dedi. Yedi Yıldız, partinizden eleştiri oldu mu sorusuna ise Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'i hatırlatarak şu yanıtı verdi. Herkes olaya kendi tarafından bakıyor. Beni tanıyanlar, sen menfaat için konuşmadın ama böyle konuşmamalıydın diyen var. Erzurum Milletvekili İbrahim Bey, haddini aşmıştır dedi. Eyvallah dedim. Ben belki haddimi aşmışımdır. Ama bu haddi aşma, vatana, millete karşı falan değil doğrudur, ben Recep Tayyip Erdoğan'a, AB ifadesini kullandım. AB ifadesi bana ait ifade değildir, diyen Yedi Yıldız, şöyle devam etti. Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Tayyip AB ifadesini kullanmıştır, oradan gelen bir ifadedir. Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan, büyüğümdür. Ben şimdiye kadar Recep Tayyip Erdoğan'dan milletvekilliği talep etmemiş birisiyim. Tanışırız, görüşürüz. Kendisi emretmiştir, vekil olmuşumdur. Şimdi emrederse kalırım, Emretmezse gider evimde rahat yatarım. Ben bu memlekette krallık beklemiyorum. Yetkimi kullanayım milyarlarca dolar kazanayım. Böyle bir beklentim olmadı. Olmaz da ifadelerini kullandı. 7 Yıldız, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, kendisi ve FETÖ'nün başarısız darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan yeni Tuğgeneral Numan Yedi Yıldız hakkındaki iddialarıyla ilgili de konuştu. Yedi Yıldız şunları söyledi. Ümit Özdağ diye birisini tanımam. Bilirim ama tanımam. Ümit Özdağ karayollarından benim ihale aldığımı ve bu nedenle o konuşmayı yaptığımı iddia ediyor. Ümit Özdağ'ın bunu ispat etmesi gerekir. Sen beni nereden tanıyorsun Ümit Özdağ? Bu tepkiye ben şaşırıyorum. Yanlış konuşmuş dersin. Ben de eyvallah. Yerel ağzı orada konuşmamak gerekirdi derim. Biter bu iş. Ümit Özdağ benim fetöyle olan ilişkilerimi bilmez. Ümit Özdağ kim ki? Beni hiç duymuş mu? Önce Ümit Özdağ bunları kim verdi? Onu sormak lazım. Biz bunu mahkemede soracağız. Doğrudur, benim yeğenimdir. Benim FETÖ ile olan düşmanlığımı yetmişli yıllardan beri bilir insanlar. Ben Erzurum'da okudum, FETÖ'yü o yıllardan bilen birisiyim. Ve FETÖ ile hiç bağdaşmamış, uyuşmamış, hep karşı olmuş bir insanım. Şu anda da fikirlerim aynıdır. Olabilir, insanların birisi başka, birisi başka düşünebilir, doğaldır. Yetmişli yıllardan beri FETÖ'ye karşı çıkan biri olarak bunları aldırış etmem. FETÖ'den de zarar görmüş birisiyim. Ben vakıf Gureba Hastanesi'nde çalışıyordum, Doktorum ben. FETÖ'cüler beni hastaneden kovdular. Çalışmayacağız seninle dediler. Bunları yaşamış birisiyim. Devlet de bilir benim FETÖ'yle olan mücadelemi. Özdağ, Yalama Şener 7 Yıldız'ın yeğeni Tugu. Numan 7 Yıldız FETÖcü. Darbe başarısız olunca Yunanistan'a kaçtı. Şenel ise AKP'den gizli ortak olarak yol ihaleleri aldı. Şenel, sen bırak yalamayı Tayyip'in ayakkabılarını yemelisin. AKP'lisi muhalifiyle fakir Türk halkı hesap soracak iddiasında bulunmuştu.